Sofya'nın tarihine ışık tutan Vrana Kraliyet Sarayı bu kez haber durağımız. Saray Osmanlı hakimiyetinin ardından Çarlık yönetimine geçen ülkede bu dönemin simgeleri arasında Çar Ferdinand ve oğlu Çar Boris'in yaz aylarında kullandığı saray ve geniş parkı bugünse turistlerin uğrak yeri. Yüzyıllar boyu Osmanlı dönemi hakimiyetinde kalan Bulgaristan 1887'de Çarlık yönetimine geçti. 1943 yılına kadar ülkeyi yöneten Çarlık ailesine ait en önemli yapılardan biri Sofya girişindeki ormanlık araziye kurulu bulunan Vrana Sarayı. Çar Ferdinand ve ardından oğlu Çar Boris'in yaşadığı yazlık sarayın bahçesi bugün ülkenin en geniş parkı. Bulgaristan'da kraliyet ailesinin yaz rezidansı yani yaz sarayı daha da eski dönemlerde Osmanlı zamanında Sofya yöneticilerinden Osman Paşa'nın çiftliğinin arazisi üzerine kurulur. Daha sonra sarayla birlikte büyük bir arazi parka dönüştürülür. Ta ki şimdiki günlere kadar. Eski çar, eski kral artık bu sarayı geri almış olsa da bütün park şu an sadece Sofya Başkent Belediyesi tarafından işletiliyor ve her cumartesi pazar hem müze hem park hem de tabii ki yeşil bir alan olarak başkentlere ve ziyaretçilere açık. XX. yüzyıl başında Çardaka adlı çiftliğe sahip olan Çar ailesi yavaş yavaş yerli köylülerin arazilerini de satın alarak arazilerini genişletti. İlk yapı 1904'te, ana saray ise 1909-1912 yıllarında Paris'te bir mimar tarafından inşa edildi. Yüzyılı aşkın tarihe sahip Vrana, her dönemde yöneticilerin karargahı olmuştur. Önce Sofya valisi Osman Paşa'nın çiftliği, daha sonra Prens Ferdinand ve Kraliyet ailesinin yazlığı, sosyalist dönemde ise komünistlerin olmuş. Vrana Parkı, Başkent Belediyesi'nin desteğiyle 2013'te Sofyalılara açıldı. 2013 yılı öncesine kadar bu park ziyarete açık değildi. 2001 yılında Çar Simeon Saks-Koburgotski sürgünden sonra Bulgaristan'a geldiğinde bin dönümlük parkın 968 dönemini Sofya Belediyesi'ne hediye etti. Ancak onun belli aralıklara ziyaretçilere açma şartı vardı. 2013'ten beri park her hafta sonu ziyaretçilere açık. Kraliyet arazisi içindeki saray, adını inşa edildiği dönemde Sofya'da sayıları çok olan kargalardan alıyor. Aynı zamanda kuş bilimci olan Çar Ferdinand'ın koyduğu bu isim, yani Vrana, Bulgarca karga anlamına geliyor. Ferdinand ve tüm Çar ailesi botanik bilimleri çok severmiş. Çok zengin bir ağaç ve bitki çeşitliliği getirmişler. Parkta 800'den fazla ağaç ve çalı cinsleri var. Sosyalist dönemde de bu botanik koleksiyon zenginleştirilmiş. Bu meşe en eskisiydi. Ferdinand'ın meşesi olarak biliniyor. 110 yıllıktı ancak geçen yaz kırıldı ve şimdi sadece kütüğü kaldı. Park içerisinde Komünist Parti'nin kurucularından sosyalist lider Georgi Dimitrov'un da evi bulunuyor. Çar Boris'in mezarı da hemen yanı başında yer alıyor. 120 yılı aşkın süredir sadece valilerin, prenslerin, çarların, komünist liderlerin özel mülkü olan bu saray artık binlerce turiste kucak açıyor.